Heh, orada. Gördüm. Yol ikiye ayrılıyordu da. Asa, asa, asa. Aha da bir tane buldum. Oo, süper asa. Harika, baton. Baton gibi. Bir tane buldum. Harika lan. Dümdüz. Gördüğünüz gibi şöyle işaretler var. İnanılmaz güzellikte bir yol. Devam ediyor böyle. Ama şurada rafa falan çıkacağız büyük ihtimalle. Manzara çok daha güzelleşecek eminim yani neredeyse. Zaten ilk hedefim gözlem noktası. Gözlem noktasına varınca çok güzel manzara olacağına eminim. Umarım kar falan da göreceğiz yani. İkinci sopayı da buldum, ikinci sopayı. Artık böyle yaparak ses çıkartabilirim. Ki domuzlar falan gelmesin. Aslında bak şurada iyi asaymış ha. Her sizce one handed mı two handed mı ya? Ne diyorsunuz? Bildiğin staff. Ama bu bana fazla ya. Gandalf mıyız oğlum biz? Haddimizi bileceğiz. Oğlum çok fena tırstım ha, hayvan gördüm. Ho! Ho! Umarım bu onları kaçırtır. Ho! Of, tek başına gelmenin de zararı bu yani. Alırız! Of, oğlum fena korktum ha. O neydi lan öyle? Umarım taş kayması falandır. Bir lan. Domuz ölüsü. Kurt mu lan o? Abi ben bakamayacağım. Size şöyle gösteririm. Küfürleri büyük ihtimalle bipleyeceğim ama yani hani acayip derecede korktuğum için. Ho! Oğlum var ya bak, hayvanla falan karşılaşmak istemiyorum ama karşılaşacağız galiba yani. E ne yapacağım? Yılıp yani gidecek miyim? Artık girdik abi bu yola. İnşallah bir şey olmaz. Ho! Arkadaşlar daha demin ki domuz ölüsü çok fena psikolojimi bozdu abi. Beynim dönüyor şu anda ve bağırıyorum yani yakında falan varsa diye. Hayır. Yani iyi mi ediyorum? Yoksa onları yanıma mı çekiyorum? Bilmiyorum ama psikolojim bozuldu. Cidden psikolojim bozuldu da şu manzarayı da yani başka türlü nasıl yapacağız? İnanılmaz. Ho! Ho! Ah! Ho! Abi ileriden köpek sesi geliyor. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Sağ gidiyorduk. İnanamayacaksınız birazdan gördüğünüze. Ya yok artık demek istiyorum ya. Abi nereden geldim biliyor musunuz ben bugün? Şuradan geldim. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Harika ya. Tek kelimeyle harika. Harika birisi. Ya pardon, köpeği tutabilir misiniz? Pardon. Abla köpeği tutabilir misin?
Abla. Korkma ya. Ha, abla ben korkuyorum. Hayvandan korkuyorum biliyor musun? Niye? Hayvandan korkuyorum. Hadi. Vallahi korkumun üzerine gitmek için düşündüm. Bir de gelirken şey gördüm. Ölü domuz gördüm. Bayağı korktum biliyor musun? Niye korkuyorsun ölü domuzdan? Canlısı da gelir diye korktum. Gelmez değil mi? Gelmez ya, bu saatte sen nereye düştün? Geç kalmış. Şey, şu bir tane çiftlik varmış orada. Orada çok. Ömer abinin. Ömer abinin çiftliği var ya. O dedi orada kalabilirsin dedi. Oraya ne zaman varacaksın? Varamazsın ki. Orada 2 saat sürer. Varamaz mıyım? Varırım inşallah ya. Varabilirsin. Tek başına mı gidiyorsun? Tek başıma gidiyorum abla. Hayır, bir köpekleri falan duyunca da korktum biraz. Yok. Küçükmüş zaten, ben kocaman oradan öyle bir küçük gözüküyor ki. Şey, böyle kangal zannettim. Kangal var mı da bu geçmişleri? Şşt, ne haber lan? Teşekkürler. Bir şey diyor lan, yolda adı da geçti adamı. Hızlıca gideyim aynen. Bak. Tamamdır. Bir şey olmaz ya, hayvanlardan korkma. Hayvanlar hiçbir şey yapmaz. Tamamdır. Evet, güzel tavsiye. Kolay gelsin abla. Hayvandan korkmayacaksın tabii yani. İnsandan korkacaksın ama öyle olmuyor işte. Ödümü çıkardım. Su içtim. 5 dakika bir mola, küçük bir mola. Yola devam. Çünkü hava kararmadan oraya varmak istiyorum ve bayağı uzaktan anladığım kadarıyla. Hudimi çıkardım. Bu sefer de bir tık serin oldu. Ama vücudumu ısıtarak bu serinliğe alışmam gerekiyor. Çünkü öbür türlü de terliyorum. Şimdi hem ısınmak hem de bir an önce yetişmek amaçlı biraz daha hızlanacağım. İzleri kaybettim ama yanlış oldu muyum acaba? Geri döndüm. Ulan çok fena kayıyor çamur. Şuna bak. Ha, tamam burası. Ama burada atmayacağım kampı. Yemez yani. Oraya yetişmeye çalışacağım. Nerede var? Ormanın içinde antik bir tapınak. İnanılmaz. Çok fazla detaylı incelemiyorum diye üzülmeyin. İleride hep böyle olacak buralar. Hep eski yerleşim yerleri. Şuna bakar mısınız? Mükemmel gerçekten. Tipelya Kalesi. Antik şehir. Fiften kayboldum ama umarım bulurum doğru yolu. Aha, tamam, bulduk. Süper. Herhalde buradan.
çok fazla uykusunu tutmuş herhalde taşlar. İzleri göremiyorum ama şuraya sanki eskiden baba varmış gibime geldi. Oraya niye taş olsun ki yoksa orada? Ah bak burada da taş var. Baba var. Herhalde buradan bir yerden. Ya. Orada bir şeyler yatıyormuş gibime geldi ama hayırlısı. Hayırlısı kardeş. Oh! Den korkunç şeyler ağaçların. Yani şey taşlar hep yosun tuttuğu için üzerlerinde hiç işaret yok ve doğru yolda mıyım kesinlikle hiçbir fikrim yok. Umarım yanlış yolda değilimdir çünkü karanlık çökecek abi. Kaybolma lüksüm yok yani şu saatten sonra. Kesinlikle yolu yani burası değil yani ondan eminim ama en azından yolla birleşebilirsem o bile kârdır. Yani şu tarafta bir yerde olması gerekiyor. Şuradan gelmem gerekiyordu. Ben şuradan geldim. Kayboldum yani. Ama doğru yol buldum. Şurada da baba var. Süper. Oh korktum vallahi. Yokuş aşağı iniyorum diye seviniyorum zannedebilirsiniz ama bu kadar ağırlıkla ve bu eğimde yokuş aşağı inmek, yokuş yukarı çıkmaktan daha zor. Baş parmaklarınıza çok daha fazla yük biniyor ve buraya ağaç reis ne yaptın ya? Geçmiş olsun kral. Allah rahmet eylesin. Anlamaz. Kral geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin sana. Wow! Wow! Dizlerim aşırı derecede yük biniyor. Havanın kaynamasına yaklaşık bir saat falan kaldı ve ulaşmak istediğim yere bir saat uzaklıkta değilim. Sinir bozucu değil mi? Hadi hayırlısı. Nice view, bro. Burası ne oğlum böyle? Kerem'in uçtuğu yer. Bu nedir ya? Şuraya bak. Kaysam yani şuraya aşağı kadar düşeceğim ha. Tutamazsın da. Geldim. Dereye geçince yarım saat sonra falan dediydi. Oh, biz dereyi buradan geçeceğiz. Gördüğünüz gibi işaret burada. Bugün bir de yağmur yağdığı için iyice çılgın durumda dere. Yeni bir asa buldum. Çok fena kayboldum. Şu an bildin. Bu gördüğünüz barakalar. Daha GoPro bile dolarını yüklemedim. Ömer abinin barakaları.
Abi en güzel yanı ne biliyor musun? İçeride ocak, su ve çay var. Çok mutluyum. Saklı köyle birlikte çayı şimdi bir gömeceğim abi. Hayatımda yediğim en iyi yemek olacak. O kadar rezil durumdayım ki. Dün saat... Hiç dün uyumadım bu arada. Bir saat uçakta uyudum. Uyandım. Sonra geldik işte. Beşen Migros'un oraya gittik. Beşen Migros'un açılmasını bekledik. Alışveriş artı kahve içtik falan derken anca otobüse binebildik 12'de falan. Hatta 12.30 falandı. Geç geldi otobüs. Ondan sonra otobüsün bir saat aklımla gitmesini bekledik. Aklım mı? Aktamlar mı? Neyse işte. Ama benim geleceğim yerle alakası yok yani. Bir de Aktamlardan otostop çektim. Ama kimse durmadı. 2-3 saat orada yürüdüm. En son saat 3'te birisi beni aldı, çit dibine bıraktı. Saat işte 3.45 falandı rotaya başladığımda. Saat 3.45'ten beri sadece 2 defa mola verdim. O da su içmek için. Ve yaklaşık 650 metre, şöyle hatta 350 metre yükselip indim o 350 metreye geri dereye, yani vadiye. Sonra o vadiden, derenin oradan, Instagram'da paylaştığım şey, o derenin oradan 600 metre daha çıktım ama yanlışlıkla yolu kaybettiğim için abi, 600 metrede yolu kaybettiğim için mal gibi saçma sapan yerlerden, yani şöyle nasıl diyeyim, yol değil yani, dimdik böyle bildiğin kaya tırmanışı yapmış gibi oldum yani sırtımdaki bu çantayla. Ve böyle kayalar çıkıyor falan, erozyon oluyor falan. Cidden hani çok zordu. Ama sonunda ilk günkü hedefimi gerçekleştirdim. Şimdi beni sıcak çay, saklı kent ve şu güzel manzara bekliyor abi. Hak ettim ben bunu. Cidden 2 gündür burası için uğraşıyorum. Yani çünkü İstanbul'u da sayacaksınız, işin içine kaçacaksınız. Yok çantanı hazırladıydı, yok çıktıydı, dersten çıktıydı, uçağı yakaladıydı derken 2 gündür şunun için uğraşıyorum ve inanılmaz bir haz alıyorum şu anda. Ah, şimdi Kadir Han'ı geldi. Ömer abi kilitli değil demişti, bakalım. Kilitli değil mi hakikaten? Ananı... Tarlanın içinde bizim pederin evi vardır. Kilitli değildir o. Nasıl bir... Yani... Ya abi yapılacak iş mi bu ya? Faka bastık iyi mi? Şu merdiveni alacağım abi. Oraya götüreceğim. Ve bu iş burada bitecek acı. Evet. O çayı içeceğim aga ben. O çayı hak ettim, o çayı içeceğim.